Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Mü'min Suresi 67-77. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Bu Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa, bir sayfa olarak bu programda Rabbimizin bize bildirdiği engin manalardan bir kısmına muhatap olmaya çalışacağız. Hüvellezî halagakum min turab, o Allah ki sizi topraktan yarattı. Sümme min nutfe, sonra nutfeden. Sümme min alaga, sonra alakadan. Sümme yuhricukum tıfle, sonra bir çocuk olarak, bir bebek olarak sizi çıkarıyor. Sümme litebluğu eşuddekum, sonra rüştünüze sizi erdiriyor, olgun bir yaşa getiriyor. Sümme litekunu şuyuha, sonra da ihtiyar haline sizi getiriyor. Ve minküm men yuteveffe min gabl, sizden bir kısmı daha önce öldürülür. Bütün bu merhaleleri tek tek yaşamadan, diyelim gençken veya bebekken vefat eder. Ve litebluğu ecelen müsemme, ve belli bir ecele, Allah'ın belirlemiş olduğu bir ecele doğru ulaşmanız için Allah size ömür verir. Ve leallekum ta'kilun, ola ki bu şekilde siz de akledersiniz, size bildirilen bu durumlardan ders ve ibret alırsınız. Değerli izleyenlerim, bu bir tek ayette Allahu Teala bizim maceramızı anlatıyor. Bizler toprağın çocuklarıyız. Yani atamız Adem topraktan yaratıldığı gibi biz de bilvasıta topraktan yaratıldık. Anne babamızın yediği gıdalar toprağa dayalı gıdalardı. Bu şekilde insan ana rahmine intikal etti. Ana rahmine intikal etmesi nutfe merhalesi ve daha sonra alaka, orada azıcık bir büyümesi ve daha sonra bir çocuk olarak, bir bebek olarak dünyaya gelmesi. 9 ay 10 gün gibi bir süre geçtikten sonra bu insanın bir bebek olarak dünyaya gelmesi. Bunlarla alakalı bir takım belgeseller var. Ana rahmindeki Kur'an'da anlatılan bu ifadelerin görüntülü şekilleri o belgesellerde bulunmakta. İnsan başlangıçta bir tek hücre halinde, o bir tek hücre halinden gittikçe bölünmeler, büyümeler gerçekleşiyor. Bunlardan birisi alaka, birisi mudga. Bunlar değişik merhaleleri ifade eder. Ve derken insanın eli, ayağı, gözü, kulağı netleşmeye başlıyor. Ve ana rahminde bu insana suret veriliyor. Önce bir cinsiyet, kız veya erkek olması, ardından da diğer bütün insanlardan ayrılacak şekilde bunun ayrıntılarının ana rahminde meydana getirilmesi ve o insanın diğer insanlardan farklı bir nüsu olarak dünyaya gönderilmesi. Derken 9 ay 10 günlük süre geçtikten sonra bebek dünyaya geliyor. Ve onun da bir takım merhaleleri var. Bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk, ihtiyarlık gibi. İnsanlar bu gibi merhalelerden geçiyor. Öyle ki insan bebeklik döneminden itibaren resim çektirecek olsa, 70 yıllık ortalama bir ömürde şöyle geriye dönüp baktığında belki de kendini tanımakta zorlanacak. Allahu Teala tavırdan tavıra, devirden devire onu intikal ettiriyor ve değişik şekilleri onun üzerinde gösteriyor. Diyelim bebeklik döneminde dişler çıkıyor. Onlar geçici diş. Ardından onlar birer birer düşüyor. Ardından ömür boyu kullanacağı dişler veriliyor. Bunlar belli bir kader programı çerçevesinde cereyan ediyor. Bebeklik döneminin saç tipi farklı. Delikanlı olduğunda farklı. Belli bir yaştan sonra saçların ağarması veya dökülmesi gibi durumlar yine farklı birer merhale. Yüz hatları itibariyle baktığımızda bu insan değişik yüz hatlarına sahip oluyor. Bebeklikte tam bir masumiyet var. Gençlikte bir heyecan var. İhtiyarlıkta daha böyle bir karar kılmış bir suret, insan tipi karşımıza çıkmakta. Bir kısım insanlar bütün bu merhaleleri tek tek sıradan gitmiyor. Bebekken ölenler var, çocukken ölenler var, gençken ölenler var,
olgun yaşta ölenler var. Bir de normal seyrinde, ihtiyarlık döneminde hayatını noktalayanlar var. İnsan bunlara baktığında وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ diye ayet-i kerime bitiyor. Demek ki bunlara bakıp aklını kullanması lazım. Nereden nereye, ben neydim, ne merhalelerden geçtim ve ne hale geldim, daha önümde ne gibi menziller var deyip insanın bunları düşünmesi gerekiyor. Hüvellezî yuhyi ve yumit, o Allah ki hayatı verir ve hayatı alır. Yaşatan da o, öldüren de o. Fe izâ gadâ emran, bir şeyin olmasını hükmettiğinde fe innemâ yegûlü lehu kün feyekûn, ol der ve o şey meydana gelir. Yani Allah-u Teala'nın bütün bunları yapması, yaratması Allah'a zor bir şey değildir. Allah bir şeyin olmasını murad ettiğinde ol der, o şey meydana gelir. Hani bazı fotoğraf makineleri oluyor. Kendi içinde banyosu da söz konusu. Bir çekme yapıldığında bakıyorsunuz, ardından biraz hareket ettirmek suretiyle oradan çıkan kağıtta resim kendini gösteriyor. Ama doğrudan onu insan elle yapacak olsa epey bir uğraşması lazım. Allah-u Teala ne şekilde olmasını murad etmişse hükmettiğinde o şey ona göre meydana geliyor. Bu Allah-u Teala'nın alemdeki mübaşeretsiz sanatını gösteren, kolaylıkla icraatta bulunduğunu gösteren bir ifade. Elem tera, görmedin mi? İlellezine yücadilune fi ayatillah, Allah'ın ayetleriyle mücadele eden, Allah'ın ayetlerine karşı çıkanları görmedin mi? Enna yusrafun, bunlar nasıl da çevriliyorlar. Allah'ın ayetleri, kainatta Allah'ın yaratmış olduğu her şey ilahi bir ayettir. Kur'an-ı Kerim'de ve diğer semavi kitaplarda yer alanlar birer ayettir. Ama bir kısım insanlar bu ayetlere karşı çıkıyor ve bu ayetlerin bildirdiği mesajı anlamak istemiyor ve başkalarının da anlamalarına engel olmaya çalışıyorlar. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ, bunlar kitabı yalanlamış olan kimselerdir. وَبِمَا اَرْسَلْنَا بِهِ رُسُولَنَا, ve peygamberlerimizin gönderildiği şeyleri, yani iman, ibadet, ahlak gibi esasları yalanlamış olan kimselerdir. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, ama bunlar sonra bilecekler. اِذِ الْاَغْلَالُ فِي اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ, o zaman bunların boyunlarında boyunduruklar olacak. Yani boyunlarında halkalar, affedersiniz hani köpeğin tasması oluyor. Veya öküzlerin boynuna boyunduruk geçiriliyor. Bunların da boyunlarında bu şekilde demirden halkalar, boyunduruklar olacak. Ve selasil ve zincirler olacak. Yani prangalı mahkumlar. O şekilde bunlar cezalandırılacaklar. Yushabun, bu şekilde bunlar sürüklenecekler. Finnari fil hamimim, ve bunlar o kaynar su içinde. Sümme finnari yusçarun, sonra ateş içinde bunlar çekilip götürülecekler. Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim cehennemden zaman zaman bu şekilde tablolar bize sunuyor. Ve cehennem ehlinin o perişan halini, zillet verici halini bizlere tasvir ediyor. Nasıl ki prangalı bir mahkum, ellerinden, ayaklarından, boynundan zincirlerle bağlı, çok dehşetli bir vaziyettedir. Aynı zamanda boynuna kocaman bir tomruk geçirilmiş, bir takım bukağılar geçirilmiş. O haliyle tamamen zillet verici bir durumdadır. Bir de o zincirlerden tutulup sürükleniyor. Bir tarafa doğru götürülüyor. O kaynar ateşin içinde, kaynar suyun içinde sevk ediliyor. Elbette bu çok dehşetli bir tabloyu bize anlatmakta. İşte kafirler için böyle bir durum var. Onlar sonra bilecekler. Yani ateşte böyle bu zillet içerisinde azabı çekerken kendilerinin o ilahi ayetleri yalanlamadan dolayı
ne kadar hata ettiklerini bilecekler, akılları başlarına gelecek. ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ Sonra onlara denilir ki, اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka Allah'a ortak koşmuş olduğunuz şeyler nerede? Yani bunlar Allah yerine tabiat diyorlardı veya Allah yerine bir takım batıl mabutlar ileri sürüyorlardı. Nerede o sizin batıl mabutlarınız? Hani gelsinler sizi kurtarsınlar. قَالُوا Onlar da dediler ki, dallu anne, onlar bizden kaybolup gitti. Bel lem nekun ned'u min gablu şey'e, yani hatta daha doğrusu biz evvelinde bir şeye de tapmıyorduk. Yani her ne kadar bir takım ilah adını verdiğimiz şeyler vardı var ise de biz gerçekte onlara tapmıyorduk. Bir şekilde kendimizi oyalıyorduk. Böyle bir manaya ayette dikkat çekiliyor. Kezalike yudillullahul kafirin, Allah kafirleri işte bu şekilde saptırır, yoldan çıkarır. Şu anda dünyada Allah'tan başka bir takım mabutlar kendilerine bulan ve onları bir mabut telakki edip ibadet edenler var. Ama aslında aklı selimle düşünüldüğünde Allah'tan başka tapmış oldukları şeylerin bir dayanağı olmadığı, mabut olmaktan son derece uzak olduğu gözler önünde. Ve bazı insanlar var ki, mesela bir takım belki putları öne sürüyorlar ama bunlar üzerinden belki bir kazanç peşindeler veya kendilerine bir saltanat o şekilde meydana getiriyorlar. Yoksa aklı selimle kendileri de düşündüğünde onları bir ilah olarak kabul etmeleri mümkün değil. Basitinden olduğu için misal vereyim. Mesela puta tapanlar, tapmış oldukları bu putların bir takım taş veya başka metallerden yapıldığını onlar da görür, bilir. Duymadığını ve fayda ve zarar vermediğini vicdanen onlar da kabul eder. Ama bunu bir sektör haline getirmişler. Bir kısmı bunları pazarlayarak, bir kısmı bunlar üzerinden bir saltanat elde ederek onları muhafazaya çalışıyor. Ama vicdanında, iç dünyasında bunların mabut olmadığını onlar da biliyor. İşte diğer alemde bunu itiraf edecekler. Aslında biz bir şeye de tapmıyorduk. Bu şekilde bunlara tapar görüldük. Bunu itiraf edecekler. ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَهُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ Yani size verilen bu azap, yeryüzünde haksız yere şımarmanızdan dolayı. Yani kafirlere diğer alemde verilecek olan azap, dünyadaki yaptıklarının bir neticesi. Ve bu cümleden olmak üzere yeryüzünde şımarık bir halleri olmuştu. Şımarık bir hayat yaşamışlardı. Ve bimâ küntüm temrahun, bir de çalım atmanızdan dolayı. Yani başkalarına üstten bakmak, yürürken böyle çalımlı bir şekilde yürümek, kibirli bir şekilde yürümek gibi. Bu gibi hallerinizden dolayı bu azap sizin başınıza geldi. Demek ki insana düşen şu yeryüzünde ciddiyetle hayatını devam ettirmek. Evet, bir insan ferahlanır, sevinir ama bu şımarıklık tarzında olmamalı. Mesela zenginlik bir nimettir ama şımarmak için değildir. İlim bir nimettir. İlimle insanlara üstten bakmak için değildir. İdari makamlarda amirlik bir nimettir ama insanlara tepeden bakmak, onlara hava atmak için değildir. Kafir olan kimselerde şımarmak ve çalımlı bir hayat yaşamak, deptebeli bir hayat yaşamak hayatlarının bir parçası. Ve bu o derece ileriye gidiyor ki hakkı tanımamak, Allah'ı tanımamak ve Allah'ın ayetlerine karşı kibirlenmeye kadar onları sevk ediyor. Udhulu ebvâbe cehennem, cehennem kapılarından girin, halidine fîhe, daimi kalmak üzere. Cehennem kapıları bir başka ayette lehâ seb'atu ebvâb, yedi kapı olduğu ifade ediliyor. Cehennemin yedi kapısı var. Ve her kapıdan oraya münasip bir şekilde girecekler var. Yani dünyada nasıl ki bir protokol var, o protokola göre girilecek yerler farklı farklı olabiliyor. Onun gibi cehennemin de kendine göre mertebeleri var.
ve orada insanlar durumlarına göre, diyelim kafirdir, küfrün önderlerindendir, cehennemin en alt derekelerine doğru gönderilir. Münafıktır, münafıklar yine cehennemin en alt tarafına doğru gönderilir. Ama bir kısım kafirler var, bunlar tebaa durumunda, raiyet durumunda, bir takım önderlerin, yoldan saptıran önderlerin peşinden gitmişler, körü körüne taklit etmişler. Bunlar da kendilerine göre, amellerine göre durum neresi onlara münasipse oraya gönderiliyor. Febi'se methvel mütekebbirin, mütekebbir olan, Allah'ın ayetlerine karşı kibirlenen ve Allah'a ibadeti gururuna yediremeyen kimselerin varacağı yer ne de kötüdür. Yani cehennem gibi bir azap, daimi bir zillet ve o şekilde daimi bir ceza. Allah'a karşı gelmenin, ona karşı kibirlenmenin cezası. Fasbir inne vaadallahi hak. Ey peygamber, öyleyse sen sabret. Yani senin anlattıklarını dinlemeyen, seni yalanlayan kimseler var. Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi küfrün önderleri var. Sana muhalefet ediyorlar, Allah'ın ayetlerini reddediyorlar, senin anlattıklarını kabul etmiyorlar, seninle istihza ediyorlar. Ama sen dert etme ve sabret. Sana düşen sabırdır. İnne vaadallahi hak. Şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Yani Allah seni galip kılacaktır. Allah seni muvaffak kılacaktır ve muzaffer edecektir. Nitekim yapmıştır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke döneminde çok zor şartlar altında yaşamakla beraber Medine döneminde artık Müslümanların müstakil devleti olmuş, hür bir ortamda dinlerini yaşar hale gelmişlerdir. Dört halifeler döneminde İslamiyet dünyanın dört bir tarafına yayılmaya başlamıştır. Günümüzde de dünyanın her tarafında yaşanmaya devam etmektedir. فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذ۪ي نَعِدُهُمْ Sana, onlara vaat ettiğimiz şeyi, şeylerin bir kısmını sana göstersek, اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ Veya seni vefat ettirsek, فَاِلَيْنَا يُرْجَعُونَ Onlar netice itibariyle bize döndürülecekler. Yani ey peygamber, onlara vaat edilen azabın bir kısmını sana senin hayatında göstersek veya sen görmeden seni vefat ettirsek, onların akıbetini görmeden, azabını görmeden vefat ettirsek, bunu dert etme. Netice itibariyle onlar bize döndürülecekler. Yani huzur-u ilahiye sevk edilecekler. Allah'ın huzurunda yaptıklarının karşılığını, hesabını tek tek verecekler. Burada akibete dikkat çekiliyor. Yani şu dünya hayatında kafirlerle ilgili vaat edilen azap normalde gerçekleşir. Ama faraza diyelim ki dünyada bir kısım kafirler ceza görmeden göçüp gittiler. Dert etmemek gerekir. Ceza mahalline zaten gidiyor. Ölen kimse Allah'ın huzuruna sevk ediliyor. Mahşer meydanında herkes Allah'ın huzurunda tek tek hesap verecek. Dolayısıyla peygambere karşı çıkan Ebu Cehil gibiler, evet dünyada da cezalarını kısmen gördüler ama asıl büyük cezayı diğer alemde, mahşer meydanında o hesabın neticesinde görecekler ve cehenneme gönderilmek suretiyle ebedi cezalarını çekecekler. Cenab-ı Hak dünyada bir abd olarak istikamet üzere yaşamayı hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.